önceki yıllarda imzalanan ÇEDES projesi, ki projeler genelde yıllık imzalanır ve belli bir süre sonra dönemi biter. Oysa ÇEDES böyle bir proje değil ve hala devam eden bir proje. Bu bir. Yani hiçbir proje bu kadar sürmedi. İkincisi, Marif modeliyle birlikte ÇEDES artık Marif modelinin uygulanmasıyla birlikte tüm okulların imam hatiplere dönüştürüldüğü bir süreci bizlere yaşatıyor. Öğrencilerimize yaşatacak ve toplumun tamamına yansıyacak. Burada da istenen temel şey şu: AKP'nin kindar ve dindar bir nesil yetiştireceğiz cümlesinin ve 20 küsur yıllık iktidar sürecinde öz eleştiri yaparak biz her şeyde başarılı olduk ama eğitimde istediğimiz değişim dönüşümü, kültürde, sanatta istediğimiz değişim dönüşümü sağlayamadık öz eleştirisinin, tırnak içinde öz eleştirisinin Marif modeliyle, ÇEDES'ten sonra Marif modeliyle finalini yapıyorlar. Geçen eğitim öğretim yılında biz zorunlu din derslerini ve zorunlu hale getirilen seçmeli dersleri konuşuyorduk. Şimdi onlara yeni dersler eklendi. Yani haftada ikişer saat daha tüm Alevi çocuklar için, dini inancı, farklı olan ya da dinancı olmayan insanlar için, ki devletin, laik devletin eşit yaklaşması gereken, tüm dinlere eşit yaklaşması gereken bir dönemde ortaya çıkardığı müfredat, bu devletin, bakanlığının ortaya çıkardığı müfredat, şimdi onların hepsine ek olarak ikişer saat daha din dersi aldıracak. Bu yetmiyormuş gibi tüm derslerin içeriği dinselleştirildi. Yani tüm okullar imam hatipleştirildi. Ve tüm yeni basılan ders kitapları da buna uygun. Bu mantaliteye uygun. Mesela ben adab-ı muaşeret dersine giriyorum. Orada huzurlu, dinlenme halindeki bir ailenin fotoğrafı veriliyor. İşte bir caminin yanında iftar açan bir aile görseli kullanılıyor. Ya da öğretmen modeli olarak sundukları modellerin hemen hemen tamamında kadın başörtülü öğretmenler verilerek hem kadına dair hem de inançlara dair bir şey empoze edilmeye çalışılıyor. Tüm bu söylediklerim, ki çok basit birkaç örnektir bu, gerçekten yeni insan tipi yetiştirirken, geleceğin hani yüzyılı deniyor ya, AKP'nin seçim propagandası olan, AKP'nin seçim bildirgesinde yer alan şeyler şu anda müfredatla bize yedirilmeye çalışılıyor. Kendilerine yakın cemaatler ve tarikatlar eliyle üniversitede sözüm ona, hani profesörüm diyen, sözüm ona akademisyenim diyen birkaç ön yargılı, birkaç yandaş akademisyen eliyle yapılan bir müfredat. Oysa eğitim fakültelerindeki eğitim pedagojisi ve eğitim bilimi uzmanı birçok değerli akademisyenin çok yoğun eleştirdiği bir müfredatla karşı karşıyayız. İçerisinde bolca öğrencileri, bırakın öğretmenlerin bile ne anlama geldiğini bilmediği Osmanlıca, Arapça, Farsça kavram var. Marif modelinin kendisi bile böyle bir şey. Yani eğitim müfredatı, yeni eğitim programı demeleri gerekirken, yani ismi bile, ya Türkiye Yüzyılı Marif Modeli ismi bu. Türkiye Yüzyılı biliyorsunuz AKP'nin propaganda aracı, Türk, Sünni, Hanifi ve erkek. Bir zihniyetle yapılmış bir programla karşı karşıyayız. Çocuk yaşta kız evliliklerini arttırmaya çalışan bir sistemle karşı karşıyayız. Geçen yıl açık liselere geçişin önünü kesmeye çalıştıklarını, yanlış yaptıklarını söyleyen iktidar bu eğitim öğretim yılında yine aynı uygulamayı devam ettirerek çocukların Kur'an kurslarına, kızların Kur'an kurslarına ya da okul ortamlarından çıkarak erken yaşta evliliklere zorlanması gibi ya da çocuk emeği sömürüsünün artması gibi pratiklerle karşı karşıya kalacağız. Veliler, yani okullarda kayıt parasından başlayarak, yani çocuk okula ilk adımını attığı andan başlayarak zaten veliler nasıl bir hengamenin içine girdiklerinin farkındalar. Öncelikle bu konularda tepkisiz kalmasınlar. Bu konuda velilerimizin hakları var. Yasalar var tırnak içinde. Uygulanmayan, uygulanamayan ya da idarecilerin çaresiz bırakıldığı uygulamalar var. Eksik, yanlış bir uygulama gördüklerinde ya da işte ÇEDES projesi gibi çocuklarının kendi istekleri dışında bir yerlere yönlendirildiği, bir yerlere götürüldüğü uygulamalarda seslerini yükseltsinler. Kendi izinleri olmadan çocuklarını kendi istekleri dışında hiçbir yere götüremezler. Hiçbir okul dışı uygulamaya, okul içerisinde de yine
bu konularda bizler eğitim emekçileri olarak okul içerisinde son derece hassasız. Ama okul dışındaki uygulamalarda velinin izni çok önemli. Bir çantanın 3 ila 5 bin lira, ilkokul öğrencisi bir öğrencinin çantasının 3 ila 5 bin liraya dolduğu bir dönemde Mersin için en yakın mesafenin asgari ücreti aştığı bir süreçteyiz. Bu açıdan gerçekten hani örgütlenmeliler, veli derneklerinde örgütlenmeliler, bizlerle diyalog içerisinde olmalılar ve yaşadıkları her hukuksuzlukta, gördükleri her antidemokratik uygulamada bizlerle diyalog içerisinde olurlarsa, eğitim senle diyalog içerisinde olurlarsa sorunların çözümünde daha güçlü oluruz.